Homunkülünün çok yararlı olduğu ve bitkileri böceklerden koruduğu ile ilgili pek çok şey duymuşsunuzdur. Bu iddialar doğruysa ne kadar kullanılmalı? Odunkülü yararlı da kömürkülü zararlı mı? Pek değinilmeyen konulara sizinle değinmek istiyorum. Bunları size açıklamak istiyorum. Bilimsel çalışmalar var bu konuda. Bu bilimsel çalışmalarda ne içeriği olduğuna dair yapılan çalışmalar, bunları size açıklamak istiyorum. Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Şükrü Soydan. Bugün size odunkülü ve kömürkülü hakkında yapılan bilimsel çalışmaları anlatmaya çalışacağım. Bu konuda pek çok insanların kafasında soru var. Örneğin odunkülü oluyor da işte kömürkülü olmaz mı? Ne kadar kullanılmalı? Bunları yapılan bilimsel araştırmalar neticesinde çıkan sonuçları sizle paylaşmaya çalışacağım. İlk olarak külün böcekleri kaçırdığına dair bilgiye değinmek istiyorum. Mineral tuzların veya küllerin böcek veya akar gibi yumuşak vücutlu böceklerin vücutlarında çizik meydana getirerek bu çiziklerden vücut suyunun kaybedilmesiyle ölümünün sağlandığı, özellikle ambarlanmış tahıl ve baklagil tohumlarında uygulanabildiği bilimsel çalışmalar neticesinde kanıtlanmıştır. Kaynak linklerini açıklama kısmına ekliyorum. Oradan bulabilirsiniz. O araştırmalara geçmeden önce sizlere odunkülünün ve kömürkülünün içinde organik kökenli maddelerin yanma sırasında bu organik maddelerin tamamının yandığından kaybolurlar. Azot, karbon, oksijen ve hidrojen bunlardandır. Ama bitkilerde kül analizlerinde bugüne kadar 60'a yakın madde tespit edilmiştir. Bunların bazıları alüminyum, arsenik, baryum, bor, brom, cıva, çinko, demir, fosfor, gümüş, kurşun, kükürt, kalay, lityum, magnezyum, sodyum, strozyum, halyum, titanyum ve vanadyumdur. Ancak bu ve diğer ismini verilmeyen elementlerin çoğu kül içerisinde mikro düzeyde kalır. Hatta bazılarının ortaya çıkarılması için özel analizler ister. Bitkiler için gerekli elementler fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, kükürt, mangan, molibden, bor, bakır, çinko, klor ve sodyum dahil olmak üzere 13 tane mikrobesin külde bulunmaktadır. Yapılan bilimsel çalışmalarda hem odun külü hem de kömür külü 5 gram, 10 gram ve 20'şer gram alınarak fasulye bitkisine verildi. Eşit koşullarda bir ekim yapıldı. Tüm ölçüm ve gözlemler kaydedildi. Bu çalışma sonucunda sizlerin de şaşırabileceği bir sonuç ortaya çıktı. Kulaktan duyumlarlar odun küllerinin kömür külüne göre daha iyi performans göstermesi biliniyordu. Ama bu bilgi doğru değildi. Evet, yanlış duymadınız. Kömür külü daha iyi netice verdi. 16 günlük bir saksı denemesi sonucunda odun külünün kontrol ve kömür külünden de geri kaldığı en kötü performansı 20 gramlık. Yani 20 gram odun külü verilen bitkinin en kötü olan, zayıf çelimsiz olanı. Ağırlık ölçümleri yapıldı ve kömür külünün odun külünden daha iyi olduğu görüldü. Bilim insanları sonuç ve öneri olarak bitki gelişimini olumlu etkileyen kömür külü üzerinde araştırmaların daha detaylı yapılması önerisinde bulundu. Bir hurafe bilgiyi daha alt üst etmiş oldu bilim insanları. Peki kül kullanacağız ama ne miktarda kullanacağız? Bunu da araştırmış bilim insanları ve kömür külünü %5, %15 ve %20 oranlarında bitkilere vermişler. Deneme sonuçları kömür külünün %5 ve 6 değerlerde toprağa karıştırarak kullanmasıyla azot, organik madde ve bitkiye yarayışlı potasyum,
bakır, mangan, demir, kalsiyum, çinko, magnezyum gibi besin elementlerince toprağı zenginleştirdiği görülmüştür. Bitki boyu ve kışı esnasında en iyi sonucun %5 kül uygulanması olduğu, düşük pH'li toprağın pH'ini yükseltirken yüksek pH'li topraklarda sıkıntı oluşturmadığı belirlenmiştir. Diğer yüzdeliklerde olan kül karışımlarında ağır metal birikimi istenilmediğinden %5 kül dozunun fazlasının uygulanmaması görüşü bildirildi. Ayrıca kömür külünün %5 dozunu geçmeyecek şekilde kontrollü bir uygulama yapılmasıyla bol miktarda çıkan külün çevre kirliliği oluşturulmasının önüne geçilerek doğal kaynakların etkin ve doğru kullanılması sağlanmış olup toprağa yarattığı olumlu etkisinden de yararlanılmış olacaktır diye önemli bir görüş sunmuş oldular. Buradan yerel yöneticilere, kaymakamlıklara, valiliklere, bütün şehir yöneticilerine sesleniyorum. Bu kömür külü, odun külünü toplanıp hem çevre kirliliği yaratmaması hem de tarım arazilerinin verimlerinin artırılması için kullanılmasını istiyoruz. Böyle bir çalışma yapılabilir. Sonuçta çöpleri topluyoruz. Topladığımız çöpleri, külleri tarım arazilerine, tarımla uğraşan ziraatçilere verilebilir. Bunların ne kadar kullanılması gerektiğiyle ilgili bilgilendirme yapılabilir. Böylelikle hem tarım arazilerini verimini artırmış oluruz, hem de çevre kirliliğinden kurtulmuş oluruz. Değerli arkadaşlar, yapılan bilimsel çalışmaların linklerini aşağıya bıraktım. Oradan anlattığım bilgileri teyit edebilirsiniz. Ayrıca bu videonun daha çok insana ulaşması ve çevre kirliliğinin azaltılması, toprak verimliliğinin artırılması için videomuzu beğenirseniz, paylaşırsanız sosyal mecralarda daha çok insanlarla etkileşime gireceğiz. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi de sakın unutmayın. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın.